canım. Anneciğim, kızın artık resmen üniversiteli oldu. Ya, hayallerim gerçek oldu. Geri dönmemize de gerek kalmadı. Allah'ım şükürler olsun. Yarın gelip öğrenci kimliğinizi alın dediler. Her şey hallolmuş ya, her şey. Ben senin o gülen yüzüne kurban olurum kızım benim. Canım gel. Gel bir tane. İyi de sen olmaz diyordun, her şey bitti diyordun. Nasıl yapıldı ki kayıt? Aman canım, nasıl olmuşsa olmuş işte. Nasipmiş ki olmuş. Değil mi Yaşar? Hata ettiklerini anlamışlardır belki. Ya yok babacığım, kocaman üniversite orası. Yani öyle hata ettik pardon falan demezler. Bir de bu adamların hepsi hukukçu. Kurallarla yatıp kurallarla kalkıyorlar. Anca öz babası falan olması gerek. Tabii ya, Tarık Bey. Tarık Bey yapmıştır. Kim o kızım? Üniversitede bir hoca anneciğim. Daha önce de uğraştı bu iş için. Kesin o yapmıştır. Evet. Tarık Hoca yapar. Hatta benim aklıma gelmişti biliyor musun Nuran? Acaba Tarık Bey'e gidip sorsak mı diye. Çok baba yürekli bir insan. Belki bir faydası olabilir diye düşündüm yani. Kim o Nuran abla? Bir tek ben tanımıyorum herhalde. Hepiniz tanıyorsunuz. Ay o öyle dünya iyisi bir adamdır ki. Kısmet olursa inşallah tanışırsın. Bana bakın. Ben herkese Türk kahvesi yapıyorum. İçiyor musunuz? İçiyoruz. Evet. Hadi hadi. Hadi geçin bakalım. Geçin hadi. Ya kuzen. Ya ben zenginleri sevmiyorum dedim ama hepsi ölsüne demedim. Abartma yani. Zengin var, zengin var. Mesela babama kaza tazminatını vermemek için her türlü pisliği yapan herif de var. Tarık Hoca da var. Biri hepimizin hayatını yerle bir etti. Diğeri var gücüyle çalışıp yardım etti. Ya zengin olmak suç değil ki. Zenginliği bu kadar seviyor olmak suç. Param var diye kendini diğer insanlardan üstün görmek suç. Bunlar insanı sevgisiz, acımasız, merhametsiz birine çeviriyor. Var ya. Ya tam Ozan denen çocuğu tarif ettim biliyor musun kuzen? Bak aklıma geldikçe nasıl sinir oluyorum. Ya ben orada derdimi anlatmaya çalışıyorum. Herif daldı odaya, ağzını geleni söyledi gitti. Ya benim hayatım söz konusu orada. Mümtaz Bey'i mahkemeye vereceğim diyor. Bu kendi artistliğinin peşinde. Bencil herif ne olacak? Ya Aslım, ya sen şu konuyu artık kapatsana. Yok yere kendi kendini sinir etme. Hem halloldu çok şükür. Allah Tarık Hoca'dan da razı olsun. Babacığım. Yatmadan için diye süt getirdim. Ya niye söylemedin? Biz gelip alırdık. Yok. Bu arada hatırlat da kapının kolunu tamir edeyim. Sıkışmış biraz galiba. Tamam. Hallederiz. Hadi. Allah rahatlık versin. Sana da dayıcığım. Buna sebep olan adam mışıl mışıl uyuyor şimdi. Şu haldeki adamın hakkını yiyen o pisliklerden nefret ediyorum ben Aslım. Buna dayanamıyorum.